Evet, sevgili izleyenler, şimdi karşımızda ülkemizin değerlerine değer katan, ülkümüzde, varlığımızda, birliğimizde, dirliğimizde, köklerimizden gelen bir önemli tarihi kurumdan mezun olup onun temsilcisi olarak hayatını bugüne kadar getiren bir kimlik var. Bir inanç önderliğinin çok ötesinde bir köy enstitülü olarak İbrahim Seyit Cemaloğlu, 1926 doğumlu İbrahim Seyit Cemaloğlu'muzu, sevgili büyüğümüzü, değerimizi bu bölümde köy enstitülü yıllarıyla biraz tanıyalım. Yani çok önemli bir kurum. Onun da yaşayan ender simalarından birisi. Erzurum Pulur'dan başlayan hem öğrencilik hem öğretmenlik yaşam serüvenini burada kendisinden dinleyelim. Gerçekten hocam, okuma süreciniz nasıldı? Okullu yıllar. Bu kadar böyle bir seneye böyle bu kadar efendim met etmeye ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Aslında bu kadar bir şey var mıdır? Layık mıyızdır? O ayrı konu tabii. Ama buna rağmen teşekkür ediyorum. Yaşamı başarmışsınız yaşamayı biz Efendim bu köy enstitüleri bu memleketi insan olarak layık insan olarak bir insan sevgisine sahip insanlar yetiştiren bir makamda. Şöyle diyelim, köy enstitüleri kurulduğu zaman Türkiye'deki okur yazar nispeti %12'dir. Okur yazar diyorum. Yani askere gitmiş şuradan buradan yalnız adını soyadını yazan iki tane birkaç tane satır gazeteyi okuyabilen dahil. Hele büyük tahsilat yapmış insanlar değil. Köy enstitüleri kurulduktan sonra 938'de kurulmuş. 952 senesinde 14 sene içerisinde Demokrat Parti 952 senesinde kapatmıştır. Ama bu 12 senenin içerisinde Türkiye'deki okur yazar sayısını %65'e çıkarmıştır. Zaten bu yüzden Demokrat Parti bunu kapatmıştır. Şimdi bizim ilk her şeyden özelliğimiz tam bir insan gibi her şeyden anlayan, tarımdan anlayan, sanayiden anlayan ve ayrıca insanların nasıl yetiştiğini, ilerinin bilimsel olarak yetişmesini sağlayan bir sistemiydi. Bizde bir okula kayıt olduğunuz andan itibaren şöyle bir kayda vardı. Her ay için en azından 3 tane roman okumak, kitap okumak mecburiyeti vardı. Öyle bir alışkanlık insan ediyor ki 3-4 ay sonra affedersiniz tuvalete gittiğimiz zaman onu okuyorsunuz, okumak zorunda kalıyorsunuz. Bu alışkanlık meydana getirmiş oluyorsunuz. Ve insanlar kız erkek ayrımı olmadan o okullarda yaşadık. Birbirimize saygımız, memleket sevgisi, vatan sevgisi tartışılamayacak kadar bizde gelişmiş durumdaydı. Ama bunu telkinle mi yapıyorlardı? Hayır. Biz kendimiz okuyarak bunu öğreniyorduk. Kendimiz okuyarak arkadaşlık nedir, insanlık nedir, kadın erkek ilişkisi nedir? Bunu bu şekilde öğrettiler. Kelimenin özetini yaparsak insanı insan yapan bir müesseseydi. Ben de 1930 senseleri dolayısıyla ne bileyim Isparta Eridir kazasına 938'de sürgün gittim. İlkokulu orada bitirdim. Sonradan köy enstitüsüne, Isparta Gölü'nün köy enstitüsüne kaydımı yaptırdım. Hangi yılda hocam? 943. 1943. 943 yılında Isparta köy şeyde Gönül köy enstitüsüne kaydımı yaptırdım. Ancak o sırada İkinci Dünya Savaşı bütün dünyayı kaplamış durumdaydı. Ve o halde o yokluklar içerisindeyken okul bize
her türlü desteği, kitabı, kalemi, elbiseyi, yiyeceği, giyeceği vermek suretiyle bizi okuyup okutuyordu. Ve kanunda bir madde vardı. Köy üstünden mezun olan 7,5 sene zorunlu olarak öğretmenlik yapmak zorundaydı. Boş gezme diye bir şey yoktu. Şöyle okuldan mezun oluyorsunuz. Şöyle diyelim, ben 5 Haziran'da mezun oldum. 5 Haziran'da Pırırköy Üstü'nde mezun oldum. 1 Temmuz'da maaş aldım. Yani bana maaşımı hemen devlet verdi. Bu yüzden de gittiğimiz yerlerden, çalışmalarımızda da herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Pardon hocam, sistem neydi? Siz ilkokul mu bitirdiniz? İlkokulu bitirdikten sonra. Sınavsız mı alınıyorlardı? İlkokulu bitirdikten sonra 5 sene de köy üstünde okuyordur. Sınavsız mı alıyorlardı? Sınavsız alıyorlardı. Bir şey vardı. Durum şöyleydi. Yalnız köy çocuklarını, şehir çocuklarını köy üstüne almıyorlardı. Yalnız köy çocuklarını alıyorlardı. Köylücü olmaz şartı vardı. Eliyorlar mıydı? Çok başvuru oluyor muydu? Mesela herkes girebiliyor muydu? Herkesin girme hakkı vardı ama o zamanda da bir şey vardı. Okumaya karşı bir zorluk vardı. Yani bazı adamlar bizim okumamızı istemiyordu. Çocukların okumasını istemiyorlardı. Köylü çocuğunun okuraya gitmesini istemiyorlardı. Bunun şekillerini gerek o okura ben gittiğim zaman ıslatıda bulunan komşularım aşağı yukarı çok önlemeye çalıştılar. O hadise de daha önce aile içinden yapılan bir ilkokulu başladığım zaman İsparta'da, Sorkuncaköy'de ilkokulu başladığım zaman şöyle bir hadise olmuştu. Oraya sürgün gittiğimizin ilk ayıydı. Açıklayalım, o insanlar bilemeyebilir. Sürgün, çünkü Dersim sürgünlerindensin. Tabii, Dersim. İsparta, yani bir Tuncelili, Dersimli, Pülümürlü'nün İsparta'da ne işi var? Hani bağlantı. Tamam, işte onu söyledim evet. Ben. Sürgün, bu bölümle ilgili diyoruz. Sürgün olarak sürgün. Gittik oraya. Ben 38 sürgünü mü deniyordu? Ne deniyordu gelenlere? Bizim oradaki ismimiz Menfi'ydi. Menfi, evet. Menfi. Yani her şey karşı gelen durumda mı anlamı, işte kelime anlamı. O zamanki durumlarda bize Dersim'den gidenlere, sürgünlere Menfi deniliyordu. Bir köye mi gitmiştiniz? Köye mi sürgün edilmiştiniz? Evet. Kanun şöyleydi. Dersim'den sürgün gidenleri herhangi bir sünni köyüne tek ev halinde verdiler. Tek ev halinde verdiler ve başımıza da 2 tane jandarma diktiler. Yaklaşık 3 ay o jandarma bizim kapımızda bekledi. O dönemlerde tuvalet ediyordunuz. O dönemde tuvaletler evin içerisinde değil, evin dışındaydı. İsmine de o Isparta yöresinde kenef denir. Onlara biz kenef ihtiyacımızı gidermek için jandarmanın nezaretine gidip geliyorduk 3 ay. Ben okula başladığım zaman yaklaşık bir ay yanıma hiçbir öğrenci oturtmadılar. Öğretmen bir ayrı bir sıra ayırdı. Beni çocuklardan 1 metre uzakta tutuyordu. Dil de bilmiyordum. Çünkü Türkçeyi orada öğrendim. Sonradan öğrendim. Meğer Dersimler insan eti yediği için çocukların yanında oturursam kulaklarını, parmaklarını ısırır yerim diye tedbir almışlar. Bunu ciddi ciddi söylüyorlar mıymış, inanıyorlar mıymış? Yani bu bir söylence mi? Hani genel geçer böyle laflar vardır ama buna inanmışlar mı? Biz oraya gittikten sonra bu durumu gördük. Ayrı oturduk, sonradan bir şey yaşadınız olacak. Yani o yalnızlaşmayı, o sıkıntılı durumu yaşadınız siz. Sık o durumu yaşadım, onu anlatmaya çalışıyorum yani. Şimdi bir ay kadar dışarıda oturdum, bunu yaşadım. Türkçeyi öğrendikten sonra, onlarla hareketlerimizi öğrendikten sonra, annem, babam, ben o köyde kaldıktan sonra baktılar ki biz insan olarak hiç kimseye kötülük yapmıyoruz. Herkese sevgiyle bakıyoruz, tatlı dille konuşuyoruz, onların birçok işlerine koşuyoruz şeklinde durumu görünce birdenbire bize kabul ettiler, sevindiler ve dedemin sağlığı dolayısıyla da aşırı
aşırı saygı gösterdiler o yüzden. Yani bu hayatı yaşadık ama de millete aşılanan o telkinin sıkıntısını da çektim. Haliyle o arada ben ilkokula kaydolduktan sonra köyde bir konuşma oluyor. O da odanın içerisinde köyün işte muhtarı veya da ismini şu anda hatırlamadığım insanla babama şöyle diyorlar. Dersin deşkayalık yaptınız, geldiniz burada yani şimdi çocuklarınız mı okuyacak şeklinde ileri geriye konuşuyorlar. Babam buna çok alınmıştı. Eve geldiğinde durumu anlattı ve şöyle dedi. Evladım ise sonuna kadar okuyacaksın. Bu memlekette hangi okul varsa en yükseğine seni göndereceğim demişti. Ama babamın ömrü vefat etmedi. Biz o bir senenin içerisinde bir evden 6-7 tane ölü verdik. Yetim kaldım orada. Ayrıca ilkokulu bitirdikten sonra da o köylülerden benim köy üstüne gitmeme mani olmak isteyen o yaşlılardan pek çok adam çünkü canım okuyup da ne yapacaksın şeklinde göndermek istemediler. Ama ben gittim o köylülerin odunu. Kararlılığınızla mı gittiniz? Size yardım eden var mıydı? Anneniz veya teşvik eden babanız teşvik etti. Annem ölmüştü, babam ölmüştü, hepsi. Dedem ölmüştü. Yani evden kimse kalmamış. 4 kardeşimle ben yalnız kalmıştım. Gündüz okula gidiyordum. Gece İzmir'de saat 3'ten sonra 12'ye. Evet. Köy üstüne gittim. Oradan da Isparta'ya geldim. Evet hocam. Isparta'dan mezun oldum. Buradan. Ama aynı şeyi. Evet. Öğretmen olarak gittiğim yerlerde de köy üstü mezunu, köprüsever köylülerle pek çok sıkıntılar yaşadım. Sebep şöyleydi. Farz edin Refah'a gittiğim zaman camiye gitmediğim için köylülerden sıkıntı gördüm. Ve sonunda oradan eski Türkçeyi öğrenmek zorunda kaldım. Yani onların baskısı sonucu eski Türkçeyi de öğrendim. Sırf onlarla konuşabilmek için, anlattıkları dilden konuşabilmek için. Kendi isteğimle oradan Tercan'ın Haç köyüne gittim. O köyde de en çok karşıladığım kısım ağalar oldu. Çocukları göndermek istemediler okula. Aramızda onlara kavmi formalite yapacağımı söyleyince de ağa önümü kesti bir şeyin içerisinde. Sen bunları götürüp okutursan bizim malımıza, davarımıza yarın bir gün kim gidecek? Köy üstü mezunları bu zihniyetin içerisinde bu milleti okuttu, yetiştirdi, geliştirdi. Halkın %65'i gibi 12 senenin içerisinde bir okur yazar seviyesine kavuşturdu. Bu okullardan mezun olduğum için ve okulları yapanlara duacı ve iftiharla geziyorum. Evet, hocam kaç yıl öğretmenlik yaptınız? Öğretmenlik, kaç yıl öğretmenlik yaptınız? 26 sene öğretmenlik yaptım. Ama ancak öğretmenlik hayatımda hep tek taraflı yalnız sınıfta kalmadım. Evet. Ağaların işine mani olmaya çalıştım. Baskılarına mani olduğum için şöyle diyelim, zaman oldu ki bir senenin içerisinde birkaç okulu değiştirdim, sürgün ettim Demokrat Parti döneminden. Demokrat Parti döneminden. Hatta Demokrat 955 senesinde Tercan'da öğretmendim. Bir ailen bu siyasi yönden anlaşamadığımız için, çünkü o halkın arazisini almak istiyordu benim diye zamanında hazine arazilerini. Ben mani olmaya çalışınca da adam beni başka yerlerden şeylerden şikayet etmek suretiyle Hakkari'ye sürgünümü çıkardı. Hakkari'ye gittim. 21 gün önce öğretmenlik yaptım. Döndüm Ankara'dan. Tekrar bazı siyasi adamları gördüm ve mesleğime döndüm. Sonradan daha 57 senesinde Tercan'da bulunduğum o 6 sene içerisinde, yani şöyle diyelim,
mezun oldum, ilk mezuniyetlerim Erzincan'ın merkeziydi. O yöneticilerle anlaşamadığım için tedrisat başladıktan bir iki ay sonra Refahiye'ye gittim, Altköy'e. Yazakı, bir sene orada Yazakı'da çalıştım. Oradaki beylerle anlaşamadım. Tercan'a gittim. Tercan'da da 3 sene bir yerde, 2 sene bir yerde, 2 sene bir yerde çeşitli okullarda çalıştım. Daha sonra askere, askerden de tekrar Plümür'e geldim. Bu sefer Plümür isteğimle gittim. 4 sene orada çalıştım. Ondan sonra İzmit'e gittim. Yani bir yandan 962 yılında dernek lisesi, dernek kurulma hakkı verilince evvela Töpler Derneği'ne üye oldum. Gerek yönetimde gerek üye olarak uzun seneler çalıştım. 70'lerden sonra TÖS olarak sendikalaşınca bu sefer orada sendik, hem öğretmenlik hem sendikal hareketlere devam ettim. 75 yılında emekliye ayrıldım. 12 Eylül'den sonra da Türkiye'de bu sendikal ve dernekler kapatılınca Türkiye'de insan hakları aktivisti olarak çalıştım. Çeşitli yerlerde, gezdiğim yerlerde düşüncelerimi söyledim. Ancak 86'da İnsan Hakları Derneği Türkiye'de açıldıktan sonra onun bünyesinde çalışmaya gayret ettim. 90 yılında Kocaeli'nde İnsan Hakları Derneği'nin şubesini kurdum. Ama 5 seneye yakın, 90'dan 95 senesine kadar emniyetten resmen derneğe kaçma izni alamadım. Şube, işte temsili şube olarak çalıştım. 95 senesinden sonra da ismim çıkınca derneği kurdum. Kurucu İnsan Hakları Başkanı olarak bu dernekte çalıştım. 2005 yılına kadar devam etti. 2005 yılında oradan ayrıldım. Çünkü yaşım gereği bazı huzurlu fiziksel hastalıklar başladı. Sağlık başladı. O gündür bugündür de evdeyim. Şimdi, ama bir gerçek var. Evet. Gerek öğretmenliğim döneminde, gerek öğrenciliğim döneminde, gerek sivil hayat döneminde hiçbir zaman dinsel inancımın yürütülmesini bırakmadım. İmkanlarım dahilinde hem inandım hem inandırmaya çalıştım. Peki böyle güzel, zengin, verimli, üretken bir ömür, yani menfi sıkıntılar, yetimlik, gurbet eller, Erzurum'da okumalar, bütün bunların içerisinde, yani zorlukların içerisinden geçen bir yaşamda size en büyük gücü verenler neydi? Yani dostluk, arkadaşlık, inançtan bahsettiniz biraz önce. İnancımı her koşulda yaşattığım içimdeydi dediniz ama neydi mesela o, biraz ben portrelere çok önem veriyorum. İnsan imgeleri, hocalarınız, öğretmenleriniz, size eğitim verenler, arkadaşlarınız, sıra arkadaşlarınız, askerlikte, çalışma yaşamında veya iyi niyetli köylüler, iyi muhtarlar, yani sizin önünüzü açan o gerici kuşatmaya, yobazlığa veya eğitimde eğitimi istemeyen, baltalamaya çalışanlara karşı muhakkak ki aydınlar vardı, aydın yürekli insanlar vardı. Şöyle bir dönüp baktığınızda neler hatırlıyorsunuz? Hangi imgeler var o geçmişte? Bunu, bu sorduklarınızın öyle hepsini teker teker anlatmaya kalkırsam günler sürer. Yalnız bir özetini yapmaya çalışayım. Benim geldiğim bir soy var genetik olarak. O genetik meselesinde şöyle, Gerbela hadisesi. Evet, Kerbela, o sizi... Gerbela hadisesi diye bir olay vardır. Evet. Bu olayın özünü devrimciyim diyenler, insanım diyenler veya insan hakları için çalışanların unuttuğu, orada dikkate almadığı bir hadise var. O hadiseden şu, Hazreti Hüseyin
Bütün yakınlarını kaybetti. Evet. Evet dedim. Bütün yakınlarını kaybetti. Yalnız vücudunda 40'ın üzerinde yara vardı. Gezi tarafından kendisine şu teklif gitti. Ya Hüseyin, gel Yezid'e biat et, sana Mısır valiliği verelim, istediğin kadar da altın verelim dediler. Hazreti Hüseyin şu cevabı verdi. Ben dediğinizi kabul edersem, yetimin, yoksulun, düşkünün, fakirin, ezbe ezilenlerin hakkını kim koruyacaktır? Prensip olarak sanıyorum genetik hep bunu aldım. Bu yüzden hep gittiğim her yerde fakir fukaranın, yetimin, yoksulun, düşkünün hakkını aramaya çalıştım. Onlar için uğraştım. Onlarla arkadaş oldum. Onlarla mutlu oldum. Bunun en büyük şeyi de, örneği de bu kadar uzun ömre rağmen, bu kadar dernekçilik, sendikacılık yapmaya rağmen bugün tek birikmiş kuruşum yok. Altımda arabam yok. Hükümetin verdiği o 1000 küsur liralık bir maaşla idare ediyorum, evim yok. Çünkü maddiyata değer vermedim. Ben öbür sözün arkasında hep durdum. Ve o yüzden de gittiğim her yerde gerek ağalardan ve babalardan, beylerden, siyaset adamlarından, milletvekilleriyle daima yaptıkları hassaslığa karşı çıktım. Onlardan korkmadım. Tabiatıyla hakaretler gördüm, ezildim, vuruldum. Ama buna rağmen sonucunda kendi isteğimi halka ait olan çalışmayı sürdürdüm. Metin için değil, Türkiye'de Amerikalılar Irak'a savaş açtığında Bush memlekete geldiğinde ben Kocaeli'nde İnsan Hakları Derneği'nin başkanı olarak Bush'un yakalanması için dava açtım. Kocaeli'ndeki bir savcı yardımcısı bu davayı kabul etti. Ve bu dava İstanbul Savcılığı'na gitti. Bakanlığa kadar gitti. Bush'un yakalanması için geldiğinde ama gelen cevap siyasi nedenlerle böyle bir şey yapma imkanı olmadığına ayette. Avukatım şeydi, bu davayı Bülent Diken diyen bir arkadaş, ilk dilekçem o yazdı. İstanbul'da da bunu İnayet Aksu isminde bir avukat davayı takip etti. Peki. Bu kadar. Peki tamam bu kadar ama anlatmak istediğim gazetecilik yönünüz vardı. Korkmadım. Evet, korkmadınız, yazdınız aynı zamanda. Muhabirliğinizi unutmuyorum. Bak laf arasında geçti. Peki o bir macera mıydı, bir meslek miydi? Muhabirlik yaptım dediniz. Nasıl? Muhabirlik yaptım, gazetecilik. Ha, muhabirlik. Ha, gazetecilik, gazete muhabirliği de yaptım. Çeşitli gazetelerde 1978 senesine kadar bir muhabirliğim var. Zaman içerisinde gittiğim yerlerde bölgesel muhabir olarak çalıştım. Son 1975'ten yanlış hatırlamıyorsam 75'ten 78 arasındaki dönemde de Derince bölgesinin muhabirliğini, Hürriyet gazetesinin muhabirliğini yaptım. Sanıyorum onların kartlarında duruyordur yani. Kartınız bile var. Tabii ya, muhabirlik. Muhabir kartı var dedemizin. Muhabirlik kartı veriyorlar ya, sarı kart değil de muhabirlik kartı kart olsun. Ona sahip olmak için neler çektik? Söyleseydiniz getirirdim. Yürüyün geleceğiz. Peki bu bütün bu aşk, bütün bu heyecan, bütün bu güzellikler bir hayat arkadaşıyla mı beraber yürüdü? Ona hiç girmedik. Hayat arkadaşınız. Ha şimdi şunu söyleyelim. Hatırladılar aslında şu. Ben özel hayatımı pek yaptıklarımı anlatmayı sevmediğim gibi gerek siyasi hayatımı gerek çalışma hayatımı hiçbir zaman eve taşımadım ve evde konuşmadım. Çünkü evdeki çocuklarımın veya eşimin kendi hayatlarının bu siyaset hayatının içerisine girip onların dedikodularıyla mağdur olmalarını hiç istemedim. Hiç istemedim. Ama buna rağmen çocuklarım
büyüdükten sonra, üniversiteyi okuduktan sonra kendilerine bir hayat seçtiler. Bir hayat seçti. Örnek olarak işte büyük kızım, yani büyük kızım şu anda Kocaeli Besiş Sendikası'nın başkanı. Başkanı. Ama ne yazık ki 2 ay önce KHK'nın şeyle ihraç edildi meslekten. Kahrolsun kanun hükmünde kararnameler diyorum ben de. Ben de bu sözü hakkımı kullanıyorum. Yani çocuklarım da bir benim gibi hiç kimseye iltimas etmeden, boyunu bükmeden halk için çalışmaya devam ediyorlar. Eyvallah. Bu bölümün sonu, son olarak İzmit'te nasıl geçiyor yaşam? Şu anda ne yapıyorsunuz? Okur musunuz? Gözlerimden rahatsızım dediniz ama gününüz nasıl geçiyor? Şu an genelde baba dedenin kalan bir nasihati yerine getiriyorum. O anam hep söylerdi. Üzerine güneş doğan adamın bereketi olmaz, işleri rast gitmez derdi. Çocukluğumda alıştırdı erkenden kalkmaya, halen sabahleyin 6'da kalkarım. Muhakkak sürekli 6'da kalkarım. Bir yürüyüş yaparım. En azından 1-2 kilometrelik bir yürüyüş yapayım. Bir de akşama yapıyorum. Eve geliyorum, kahvaltımı ediyorum 10 gibi. İşte herhangi bir arkadaş bir kahveye uğruyorum. Orada bir 4-5 tane gazete var. O gazeteleri okumaya çalışıyorum. Oyun oynuyorum. Ondan sonra öğleden sonra dostları görüyorum. Kesin kesmiş 2'den sonra, yani 1 saat bilemedim, 2 saat bir oyun oynuyorum. Sonra dostlara uğruyorum. Onlarla sohbet ediyorum. Akşam eve gidiyorum. Ya dedeciğim, ne depresyon var, ne stres var, ne umutsuzluk var. Sen bir ışık getirdin buraya. Helal olsun size. Şunu düşünüyorum, şunu düşünüyorum. İnsan olarak çevrenizi sevin ve kin gütmeyin. Ben ömrü hayatımda evim dahil hiç kimseyle küsülü durmadım. Evet. Ama yapı itibariyle sinirli olduğum halde, gördüğünüz gibi asabi olduğum halde kavgaya giderim. Dövüşürüm. Çocukluğumda da çok da dayak yedim. Haşırı derecede. Ama buna dayak yediğim adam bir saat sonra gittim konuştum. Ve inandım. Ali'yi sevenin kini olmaz, kini olanın da dini olmaz. O kadar. Her şeyin özeti burada. Helal olsun. Bu kadar basit. Var olun. Öpüyorum sizle. Bu güzellik. Evet, böyle de bir derviş, böyle bir talip görmedim. O da, ona da söyleyelim. Hele sizi bu kadar seven ve dedelere bu kadar bağlı bir talip, bir muhip, bir derviş görmedim. Aşk olsun ona. Pirim diyor, başka bir şey demiyor. Evet. İnsanın böyle pirleri, talipleri dolunca daha da mutlu oluyor değil mi? Ne güzel. Eğer siz istediğinizse bir muhit edinemezseniz, bu ister talip, ister kardeş, ister eş, ister ne olursa olsun hayatta mutlu olamazsınız. Ben cenneti dışarıda hiçbir zaman aramadım. Gittiğim taliplere de şöyle söyledim. Cenneti dışarıda ararsanız kaybedersiniz. İnsan olarak siz eşinizden, karınızdan, kardeşinizden, kızınızdan dövüşebilirsiniz, kavga edebilirsiniz. Ama kavganız geçtikten sonra ona bir iltifat yapmayı unutmayın. Ona bir iltifat yapmayın, o işinize yapmayın. En basit, ya saçım şöyle olmuş, yakam böyle olmuş. Efendim düğmeni iyilikle, kabilini. Ya bu nedir bu? Hayat dersi verdiniz, hayat. Sonsuz teşekkürlerim var. Kendi evinde yaptığın zaman cehennem sana uğramaz be kardeşim. Vay be, helal olsun, var olun, sağ olun. Size sağ olun. Cemal Sultan Hoca hakkında bir bilgimiz olmadı. Ben diyorum ki bu yaşamla ilgiliydi. Şimdi Cemal Sultan. O kısasını bir şey için nesini anlatayım ki ben de Cemal Hoca'nı? Şimdi evet, mensup olduğunuz ocak hakkında neler söylerseniz kısaca. Derviş Cemal, size geleneksel olarak gelen bilgiler, dedenizden gelen bilgiler kimmiş ve yayıldığı coğrafya ve türbesi nerededir? Biraz ondan bahsedelim. Cemal Seyit Sultan Hazretleri ile Hünkar Hacı Bektaş Veli Hazretleri öz kardeş çocukları.
Cemal Seyit Sultan Musa İhsani'nin oğludur. Hünkârım zamanında yaşamış, halifelerin en üst tarafında oturmuş, Hünkâr Hazretleri, Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin vilayetnamelerini içerseniz hepsinde aynı şeyi geçer. Cemal Seyit Sultan Hazretleri'nin yani dedemizin hep en başa oturmuş, Cemal'im benim Cemal'im, Nur-u Cemal'imdir demiştir. Dünyasını değil, hünkâr dünyasını değiştikten sonra dünyasını değiştiği zamanda onu ilk yıkayanlar Cemal Seyit Sultan Hazretleri ile Mustafa Sarı Sadık, Mustafa diyorum, Sarı Sadık Hazretleri olmuş. Defin ettikten sonra da o vasiyet gereği Hünkâr Hacı Bektaş'tan ayrılmış, Kütahya'ya gitmiş, altın taşla bir müddet kalmış. Sonra Döyeş'in de hala hazırda Döyer diye bir yer var. O da o zaman Kütahya'ya bağlı olan bir yer, Döyer'e gelmiş. Orada üç gün dönümün üzerinde bir arazi verilmiş kendisine imaret olarak. Dergahını orada kurmuş. Dünyasını bir şeyden 1365 senesinde, 1365 senesinde dünyasını değişmiş. Şöyle diyelim, oğlu Asil Doğan daha ziyade Trakya bölgesinde Balkanlarda çalışmış. Balkanlarda çalışan seyitlerden bir tanesi o. Bir Sarı Sadık Hazretleri, bir de Seyit Sultan Hazretleri. Seyit Ali Sultan. Evet. Diğer ismi Türküzey'in. Seyit Ali Sultan'ın türbesi şeydedir, Timotaka'da. Asil Doğan'ın türbesi yani o dedemin türbesi, çocukları burada kalmış. O Trakya'ya gittiği zaman Bulgaristan'ın Zarep şehrinde halen kabri orada. Diğer şeyden sonra bu batıdaki talipler yetiştirdiği talipler zaman içerisinde Şeyh Bedrettin'in askerlerinin %80'i Karacaahmet Sultan dedemizin ve bu Kütahya Şeyh tarafında yetişen evliyalardan bazılarının müritleridir. Karacaahmet Sultan'la dedemin türbesi yan yana hemen 5 kilometre aralıklardır Kütahya'daki. İstanbul'daki makamıdır Karacaahmet Sultan'ın nasıl kabri şeyde Kütahya'nın Karacaahmet beldesi aynı isimle taşınıyor. Onun o şeyden Şeyh Bedrettin'den sonra işte gördükleri bazı çocukları Osmanlılar tarafından kaçmış Muğla'ya gitmiş. İşte bir müddet orada kalmışlar. Yavuz Sultan Selim'in durumundan sonra çünkü Şahburu Sultan Hazretleri'nin Güneydoğu'daki Osmanlı'ya karşı topladığı askerin büyük bölümü bizim talebimiz, müritlerimizdendirler. Çünkü müritleri Türkmenler, Yörüklerdir. Türkmenlerle Yörükler, tahtacılar halen müritlerindendir. Onlar da işte Şahburu Sultan Hazretleri'nin de haliyle askerleri olmuşlar. Bu hadise Osmanlı'da büyük etki yaptığı için Muğla'daki dedelerimizi sıkıştırıyorlar. Bir kısmını şehit ediyorlar. Onlar da oradan kaçıyorlar. Dersim'e gidiyorlar. Sağman'da, Sağman Beyliği'nde, o zaman kalıplara bağlı olan Sağman Beyliği'nde Ali ismi, Seyit Ali ismindeki bir dedemiz o beyliğin başkan yardımcılığında uzun zaman yapmış. Yavuz Selim Sultan Mısır'dan döndükten sonra o Perte'ye bağlı olan o köyü sıkıştırınca oradan da ayrılmışlar. Hozat'ın bugünkü ismini taşıyan Devrişşaman Mezresi'ne gitmişler. Ve halen orada sülalemiz çoğalmış. Benim 6. dedem oluyor yani ben 7. torunu oluyorum. 5 kardeş, burada 5 kardeşin ortancasının ismi Cemal. Böyle kendi halinde olduğu için de derviş lakabını almış. Biz sülale olarak onun bakımından lakabını almışız. Orada gösterdiği mücizeler neticesinde kendisine kardeşleri toplamış. Demişler ki sen artık burada kalamazsın. Talip bize, şeyden toprak bize, talip sana demişler. Zaten derviş numaralarda öyle bir kayıda da var. O iki oğlunu almış. Dedem Seyit Kemal ile Seyit, o büyük oğlu Seyit Hasan'ı almış.
Bulmuş köyüne gitmiş yani bunların köyüne. Halen kabri orada. Orada dünyasını değişmeden vasiyet etmiş. Erzincan'a doğru gidin demiş. Oradan gelmiş çocukları gelmiş. Bugün Zurun köyü var Erzincan'da. Zurun'da. Seyit Hasan Zurun'da kalmış. Orada taliplerinden de oğlu zamanında onun. Seyit Mehmet benim de talip bölümü olmuş. Onlar müslülükte kalmışlar. Benim dedem Seyit Kemal oradan ayrılmış. Primür'e geçmiş. Primür'de o piş denilen bir yeri almış. Onun kabri, Seyit Kemal'in kabri Primür'e yakın Göneli köyünde. Onun oğlu Pişi'de, Primür'ün Pişi'nde. Onun oğlu Ovacık'ta Seyit Mehmet'i Pir diyorlar. Onun oğlu Babagor Primür'ün Aşkırık'ta. Onun oğlu Eğirdir'de, Isparta'da. Onun oğlu Bilecik'te, ben İzmit'teyim. Öyle bir coğrafyanın genişliği de bize çok ipuçları veriyor aslında. Şöyle bakın şu andaki durumun içinde ekonomik yönden yaşamak için bir yerden bir yere gidiyoruz. Şu zaman da gerek ekonomik yönden gerek siyasi yönlerden böyle yer yer gezmişiz. Ama şöyle bir gerçek var, Türkiye'de özellikle Seyit kısmı, daima gelen padişahlar tarafından eziyet görmüş. Yerden yere sürülmüşler yani bunu bu. Şimdi bu hayat hikayemiz bu. Memleketi terk ettik. 85'te işte bir 38'de boşaldılar. Geriye gittik, ev yaptık, şu yaptık. 85'te köy boşaltmaları üzerine tekrar bizim köyü boşalttılar. Ha, o zaman hepimiz çıktık. Böyle kurbette dağıldık. Ben daha ziyade sonradan dönme imkanını bulamadım çünkü orada çalışacak çocuğum yok. Erkek çocuklarım yaşamadı, dünyasını değişti. Kız çocuklarım var. 7 tane kızım var. Ooo maşallah ne güzel, ne mutlu size kız çocuğu olsun diyorlar. Yani. Bir tanesi geçen sene işte Şubat'ta dünyasını değişti. Hakkar rahmet olmuş, niyazı var. Hepsi okumuş, üniversite mezunu. Hepsinin de işi var, çalışıyorlar. O dünyasını değişen İngiltere'de bir üniversitede öğretim üyesiydi. Bekardı, çocukları yoktu. Evlenmeye fırsat bırakmadılar. Kanı rahmet eylesin. Tabii siz de elinde yüzündünüz. Şimdi demek böyle geniş bir coğrafya. Peki söz vereceğim ikinize de bir de. Çünkü sizlerin de söyleyeceği şeyler var. Peki bu günümüzü takip ediyor musunuz kendi ocağınızla ilgili? Mesela dernek var, vakıf var veya dedeler cem yürütüyor, ziyaretlere gidiyorlar. Bu güncel olayları takip ediyor musunuz? Şöyle diyelim, İzmit'te açılmış olan 7 tane cem evi var. Bu cem evi herkesin pir yok dede yok dediği dönemlerde ben teşvik ettim. İlkini Bayraktar Köyü'nde, ikincisini Tavşantepe'de. Orada yaptığım cemler ve bir tane dar cemi falan da var orada, düşün kaldım. Dar cemi, ikrar cemi de var orada. Üçüncüsünü şeyde yaptım, Derince Esentepe'de yaptım. Biraz önce konuştuk, bizim Kazım, Sarı Sadıklı'dan Kazım Efendi var falan. Kazım. Emek komiseri şimdi. Onunla beraber güzel sanatçılar, Zakirleyeme yaptı. İki sefer, üç sefer orada cem yaptım. Huyum şöyle, cem evini yapıyoruz. Yerine şey yapıyorlar, söylüyorlar, prim sen burada dedelik yap, yok. Siz burada kendi adamınız, kendi evden birisini getirin, ben bununla uğraşamam. Gerçekten zamanım da yok ya. Yani şimdi yani bir sene o sıralarda dernekle uğraşıyorsun. Geziyorsun, bir yerde durmuyorum. Türkiye'nin her tarafındaki taliplerimiz zaman zaman geziyorum, 3-5 sene hariç. Ben bir yerde bir cemevine bağlanıp şey yapamam. Ya o şekilde dur yapma. O cem evinden sonra da tütün çiftlikte bir cem evi açıldı. Onun tekrar açılışı bize nasip oldu. Bursa'da bir şey var, Balıkesir'de bir köyde tekrar bir cem evi açılışı yaptım. Buca'da bir aralık cem evi yaptıktan sonra bir cem evini yürütmek zorunda mecburiyetinde kaldım daha doğrusu bazı şeylerini görünce. Dedim yine de bunu terk etmiş. Evet. Yani. Kendi ocağınız yani dernek var ya. Kendi orayı getireceğiz. Evet. Ha ben şu anda Cemal Sultan Vakfı'nda üyeyim.
bizim bu Kartal'da şubesi falan var. 12 Mart'ta bir an, 12 Mart'ta da gelir. Tamam. Bir şeyden, Adaköy'den bir cemevi açtık. Onu da tabi cemevinin açılışında çalışmalarının yapılmasında emeğim biraz oldu da onun dedeliğine, sizin deyiminizden amcamın oğlunu getirdik. O bakıyor. Yani şeyimizi terk etmiş değil zannediyorum. Amcamızın oğlunu dediniz, güzel bir şey söylediniz. Yani gelenek devam ediyor. Siz şu anda yürütmüyorum dediniz ama amcanızın oğlu aynı sülaleden cennet sürdürüyor. Yani bizim bunu öyle terk etme imkanımız yok. O şey yaptığı gibi amcam dedemden kalmaydı. Dedemin öyle bir durumu vardı. Rahmetlinin dedemin gerek Batı'da gittiğimizde, görüştüğümüzde de burada işte birçok hastayı, şunu bunu iyi edince çok büyük şehrine sahip oldu ama fazla yaşamadı. 6-7 ay kadar yaşadı, dünyasını değişti. Bu öbür amcamın oğlu, göz amcamı, onun bir büyük oğlu var, o dervişlik yapıyor bizden. Yani sizin o hospis sistem dediğiniz şekilde de dervişlik yapıyor. Onun küçüğü de Cem evinde. Cemal Uludağ soracaktı. Amcanız herhalde Cemal Uludağ. Cemal? Uludağ. Cemal bizim Döreçoğlu'nun akrabalarımızdan. Tabii şeyi kuran da o. O Afyon'daki şeyi kuran, o türbeyi falan yaptıran da o. Şeydeki mi? Zorundakini mi? Afyon'daki. Afyon'daki. Ha, Afyon'daki tabii büyük emeği o. Bayağı hiç gidiyorum oraya ben de. Cemal birkaç şeyde, birkaç cümlede söyle, dede neler anlattı değil mi, önümüze kapılar açtı. Dede anlattığınız çok... Cemal Bey, biz yaşayanı genel anlamıyla alıyoruz. Tabii yani özele girersek de, mesele uzar. Sevgili Ayar abimiz, diyeyim ben yine de, çünkü hep küçüklerime yaşlı olsa ben büyük görüyorum. Tabiri caizse bizi doyurdu. Ben sana eğer müsaade olursa bir şiirle bir şey söylemek istiyorum, şiir şeklinde. Tabii tabii, Murtaza abimiz, tabii buyur. Murtaza Çam. Gönlüne bir çare olma, çiçek açmaz, dala konma. Her yolcuyu gider sanma, yoldan eğletirler seni. Bir gerçek ol, doğru yoldan, arı kalmaz, boş komandan. Mekan tutma, her yuvadan, köre benzetirler seni. Bize emir gelir haktan, nar cemalım yanar dertten. Bazen dostlar eder muhtan, yoldan ayırırlar seni. Allah bizi yoldan, böyle pirlerden ayırmasın diyor. Başka bir şey söyleyemem. Bravo. Sizinle de gerçekten bir söyleşi yapacağız. Evet. Birkaç şey söyleyeceksin. Pirlerin muhibi, talibi, dervişi, böyle bir güzel insana sahip olmak ne güzel bir şey. Aşk olsun sana ve onu bize sen getirdin, kazandırdın. Buyur dermişim. Sen de birkaç şey söyle. Ben İmam Yılmaz, evet. Ben her şeyden evvel bu yola hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. Yol İmam Hüseyin'in yolu, böyle manevi huzurundayız, pirin manevi, şahkulu manevi huzurundayız. Pirin de gelmiş, bize mihman olmuş. Nefesiyle, önemli, değerli bilgileriyle berhudar olduk. Cenab-ı Hak bizleri bu seyitlerimizin yolundan, ilminden, irfanından, nefeslerinden ayırmasın. Cenab-ı Hak kendisini el ayağı düşünmesin. Her daim bu yola hizmet eden insanların sağlığını, sıhhatini Cenab-ı Hak'tan dileyip temenni budur. Cenab-ı Hak sizin de hizmetinizi kabul olsun. Ayan aydın olarak gerçekten bu yola çok hizmet ediyor. Siz de bir dervişsiniz. Siz de bir hakikaten bir yol talibisiniz, yol muhibisiniz, yol müridisiniz. İmam Hüseyin'in talibisiniz, bu yolun hizmetkarısınız. Cenab-ı Hak hizmetinizi kabul etsin. Bizim amacımız yerdeki döşenen taşlardan biri olabilsek ne mutlu bize. Aşk olsun. Aşk olsun. Evet, böyle güzel bir atmosferde Şahkulu Sultan dergahında Hazreti İmam Ali ve Hünkar Hacı Bektaş Veli Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu Aşık Veysel'imiz de var. Bu atmosferin içerisinde bir söyleşi yaptık 12 imamların nuru ve aşkı ile beraber. Pirimin Gülbengi'yle bu programı kapatalım. Haydi. Bu söyleşi kapatalım. Şimdi son olarak size bir şey söylemek istiyorum, son olarak. Bütün gezdiğimiz yerlerde bu Cem Cemaat hayreti, ölü hayreti verenlere telkin edin. Onu vereceklerine çocuk okutsunlar. Çocuklara bir sene birer 100 liradan,
Hiçbir şeyde 100 liradan yani sanki bir işe gelmiş gibi her ay bir 100 lira taksit vereceğine ona versin. Bu maaşın çokluğuna azlığına bakmaz. Bunu yaparsanız dünyada her türlü nimete kavuşursunuz. Ahiret diye bir şeyi de düşünmezsiniz. Düşünmeyin, en iyi yere gidersiniz. Şu andaki çalışmalarınızı devam ettirdiğiniz müddetçe dilerim ki Ceddim Hazreti Hızır Hünkar Hacı Bektaş Veli sizleri göze görünür görünmez kazalardan, belalardan korusun. Allah hastalıklar vermesin, dertler vermesin, sonunuzu hayırlı getirsin derim. Allah buna çok sevindik. Çok sevindik. Çok mutlu bir günümdü benim. Gülbenk veririm. Tabii. Bu gülbenk değil çünkü gülbenk olduğu zaman ayağını bağlatırım. Evet. Bismillah. Himmet eylin. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır gele, hayırla kapı açla, muratları nasip ola, dört bir yanı üstüne ola, sürü Muhammed Ali ola, hizmetin kabul ola. Hazreti Hızır Aleyhisselam sizleri esirgiye, koruya, hastalıkla, yoklukla, dertle, terbiye etmeye, dava verip hakime, dertleri pekime bırakmaya, sonunuzu hayırlı getiren, muhtaca muhtaç eylemeye, eşe, dosta, kavmi, kale muhtaç eylemeye, hizmetinizi derya divanına yazmış olan Hünkar Hacı Bektaş Hazretleri, Ceddin Cemaat Seyyid Sultanları her dem yardımcınız ola, göze görünür görünmez kaza belalardan koruyayım, eminiyü gerçeğe yâle. Hızırdır ehli beytir, sen ister elini kaldır, ister elini kaldır, ister kaşını dik, İster yan tut, ister eğri dur. Niye bir kaideye sokup elbise giydiriyorsun? Bırak vatandaş istediği şekilde semağını yapsın. Üç, şeyde cemdeki gelen adamları semağa kaldırır. Kalkmıyorsa yapmayın. Ceme gene, katılanları diyoruz. Ceme katılana sen özel semağı kaldırmayın, yolu inkar etmeyin. Ceme geliyorsa onun bir ibadeti, kalk dua etmek istiyorsan yap diyeceksin. Kalkmadığın zaman yapmayın, kaldırmayın, gitmesin ama semahın şeklini, neden cemin ne olduğunu, yolun ne olduğunu güzel güzel anlatın. Bunu anlatmıyorsunuz, adam semaha kalsın, boy göstersin, kışını sallasın, olmaz bu arkadaşım. Böyle yolun, ben bu yola ne şahitlik yaparım, ne şahitlik yaparım, ne de bulurum. Tüm cemaat kalkmazsa peki o bir aşk halidir. Bakın. Düşüncelerimi söylüyorum. Evet. Televizyonlarda seyrettiğimi söylüyorum. Son 2005 yılında kansere yakalandım. Halen de kalbim var, bilmem neyim var. Bir sürü bu vesileyle uzun sürelerde bu kansere atlattım. Ha orada geçmiş orada yok. Oturduğum zamandır cem eğer 3 saat sürüyorsa ben 3 saat yerimden kalkmam. Evet. Altıma bile etsem kalkmam. Onun oyuncak değil. Herhangi bir şeyi de şey yapamam. Cem'in kaydısı olmadığı için gitmiyor. Yani bu tür yerlere. Gittiğim Cem'e de oradaki insanların dedeliğini de yapmam. Sebep şu, benden önce orada oturan bir post sahibi vardır. O post sahibinin oturma hakkı onun.